%49 artışla 17 bin 2 liraya çıkan yeni asgari ücretle çalışanları enflasyona ezdirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldık. Büyük bir kandırmacayla karşı karşıyayız. Verilen zam son 6 aydaki enflasyonu telafi eden bir zamdır. Ocak sonunda bir asgari ücretli işçinin eline geçen rakam 17 bin lira olarak artık sabitlenmiş durumda. O 2 lira tabii çok önemli. Onu atlarsak yanlış olur. Çünkü 2 liranın satın alma gücü malum. Hayat pahalılığının yol açtığı sıkıntıların farkındayız. Bunun etkilerini azaltmak için bütçe imkanlarını zorlama pahasına çalışanlarımızın ve emeklilerimizin maaşlarında yüksek oranlı artışlara gittik. Yeni asgari ücret açıklandı. Siyasilerden tepkiler peş peşe geldi. CHP lideri Özgür Özel, iktidarın 2024'te başka artış olmayacak açıklamasına tepki gösterdi. Bu kadar yüksek enflasyonun olduğu bir ülkede asgari ücretin en az 3 ayda bir güncellenmesi lazımdır. Bu yapılmadıktan sonra açıklanan rakamın hiçbir kıymeti yoktur. Biz İyi Parti olarak asgari ücret teklifimizi 2024'ün ilk 6 ay için 17 bin lira, ikinci altı ayı için 20.500 lira olarak açıklamıştık. Sayın Bakan teklifimizi tam anlayamamış olmalı ki 2024'ün tümü için asgari ücreti 17.002 lira olarak açıkladı. Şimdi bakıyoruz 2024 1 Ocak'tan itibaren en düşük kamu işçisi 33 bin lira alacak. En düşük memur maaşı 33 bin lira olacak ama yaklaşık olarak bunun yarısını çalışanların %40 olan emekçiye veriyoruz. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu artık katlanılacak bir şey değil. Bir kez daha asgari ücreti yasada yazdığı şekliyle asgari ücret tespit komisyonun değil de saraydaki tek adamın belirlediği bir süreci yaşadık. Emekçinin sözü dinlenmedi, geçinemiyoruz diye haykıran milyonların sesini kulak tıkandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe Gölge Kabine'nin ekonomiden sorumlu bakanı yapılan artışın enflasyon karşısında hızla ortadan kalkacağını söyledi. İş dünyasından ekonomistlere tüm kesimler açıklanan rakama ses yükseltti. Yani yüzde 49 zam verilen insanların konuştuğu ücret 17 bin lira. Şu anda açlık sınırının bir tık üzeri ve 1 Şubat'ta cebine girdiğinde muhtemelen açlık sınırının yakınında ya da altında kalacak. Kesinlikle ikinci bir maaş ayarlamasına ihtiyaç olacağını düşünüyorum. Asgari ücret açıklandı. Yaptığım hesaplara göre Nisan ayı gibi açıklanan ücret açlık sınırının 4 kişilik ailenin mutfak masrafı altına düşecek. İşte bu yüzden enflasyon ile mücadele çok önemli. Temmuz'da o şekilde bir vergi artışını devreye sokan bir iktidarın ben seçimlerin bittiği dönemde bu Temmuz 2024 geldiğinde hassas olacağını ve ikinci bir asgari ücret artışı yapmak konusunda istekli olacağını düşünmüyorum. Bunu bir acımasızlık olarak görüyorum. Cumhur İttifakı'ndan da dikkat çeken çıkış geldi. Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan, seçim öncesi imza attıkları ittifak protokolündeki taahhütlerin yerine getirilmediğini söyledi. Dar gelirli kitlelerin refah düzeyini... Çok hoş geliyor kulağa Erbakan'ın sözleri de kusura bakmasınlar. Ne olur bırakın bitirin maskeli baloyu siz iktidara destek vermeye devam ettiğiniz sürece iktidar var. Siz hem kendinizi iktidarda konuşlandırıp hem iktidar nimetlerinden faydalanıp hem de bir taraftan muhalefetteymiş gibi davranarak oyunuzu arttırmayı planlıyorsanız bunu seçmene nasıl anlatacağınızı çok merak ediyorum. Hoş seçmenin bir kısmı da kabul etmeye razı zaten. Siyaset böyle yapılıyor Türkiye'de çünkü. Neyimiz var neyimiz yoksa bir çuvala koydular adına Türkiye Varlık Fonu dediler. Türkiye Varlık Fonu'nun borcu 3,5 trilyon lirayı aşmış. Şimdi diyorlar ki asgari ücrete yapılan ama bu zam enflasyonu arttıracak. Öyle mi iki yüzlüler? Öyle mi maskeli balonun davetsiz misafirleri? Enflasyonu asgari ücret yapılan zam mı arttırıyor? Ekonomistlere bir sorun dilerseniz. Şimdi bir taraftan da asgari ücrete gelen zam oranında hayatımızda birçok şey artıyor. İşsizlik ödeneği, genel sağlık sigortası primi, engelli ve 65 yaş aylığı da artacak. Hele ki o 65 yaş aylığı yok mu? 65 yaş aylığı 2024 yılında 4747 liraya yükseltilecek. 4747 lira 65 yaş aylığı. En düşük işsizlik ödeneği de 7940 liraya çıkacak. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak net asgari ücreti 17.002 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz. Asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı, staj ücreti, genel sağlık sigortası, primi, doğum ve askerlik borçlanması, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı ve engelli aylıkları da yükseldi. Yeni tutarlar 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. En düşük işsizlik ödeneği net 5.325 TL'den 7.940 TL'ye, en yüksek işsizlik ödeneği 10.650 TL'den 15.881 TL'ye, Kısa çalışma ödeneği tavanı 19.968 TL'den 30.003 TL'ye çıkacak. 65 yaş aylığı 3184 TL'den 4747 TL'ye, engelli aylığı %40-69 arası 2624 TL'den 3912 TL'ye, %70 ve üzeri 3813 TL'den 5685 TL'ye yükselecek. 18 yaş engelli aylığı 3790 TL olacak. Lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti 3420 TL'den 5099 TL'ye çıkacak. Genel sağlık sigortası primi aylık 402 TL'den 599 TL'ye, yıllık 4829 TL'den 7200 TL'ye çıkacak. En düşük isteğe bağlı sigorta primi 4292 TL'den 6399 TL'ye, en yüksek 32194 TL'den 48005 TL'ye yükselecek. Ev hizmetlerinde çalışanların aylık primi 5030 liradan 7500 liraya ulaşacak. Yatarak tedavilerde geçici iş görmezlik ödeneği günlük 223 liradan 332 liraya, ayakta tedavide 298 liradan 444 liraya çıkacak. Doğum askerlik borçlanması aylık 6399 lira olacak. Valla işte gönderilen yorumlara bakıyorum. Evet açlık sınırı diyorsunuz da o sınırın çok altında paralarla dul ve yetim maaşıyla hayatta tutunmaya çalışanlar da var. Hiç düşünmezler mi diye soranlar var. Şimdi asgari ücreti yaptıkları %50'yi bulmayan zamla çok övünecekler. Meydanlarda anlatacaklar. 17 bin liranın üzerine çıkarttık diye. 2 lirası var çünkü üzerinde. Ama pasaporta, sürücü belgesine aile cüzdanı gibi değerli kağıtlara %58 oranında zam yapmayı biliyorlar. Onlara enflasyon oranında açıklanan enflasyon oranında zam. Maaşlara sıra gelince ona %50 bile yok. Pek. Hazine ve Maliye Bakanlığı değerli kağıtların 2024 yılı satış bedellerini yeniden değerleme oranında yaklaşık %58 arttırdı. Buna göre 501 lira olan pasaport bedeli 790 liraya çıktı. Neyse ki Necip milletimiz zaten bu zammın geleceğini öngördüğü için e, nüfus müdürlüklerine akın etmiş ve son bir aydır neredeyse randevu bulunamamasına e, sebebiyet vermişti Sürücü belgeleri de 624 liradan 990 liraya yükseldi Kimlik kartları 130 Noter kağıtları 87 Vekaletname 174 lira Kayıp nedeniyle kimlik Çıkartacaksanız 260 lira Sürücü belgesi 990 lira Sürücü çalışma belgesi Motorlu araç tescil belgesi 885 liraya Çıkartılıyor daha çok konuşuruz bu paraları kimlerine hava hoş. Bakın dünyanın en rahat işi.